Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok nefis, şahane bir börek tarifi paylaşacağım. Benim yıllar önce web sayfamda paylaştığım bir tarifti. O günden sonra yüzlerce, binlerce kişi tarafından denendi, sayfalarda paylaşıldı. Çok pratik ve çok nefis bir tarif. Bugün de inşallah YouTube kanalımda sizlerle paylaşacağım. Videomu beğenmeyi ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Çay saatlerine ve kahvaltıya çok yakışan bir tarif. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet şifa olsun. Ve ben de hemen böreklerimin tarifini sizlerle paylaşıyorum. İç malzemesi için 4 tane patates haşladım. Burada 1 dilim beyaz peynir var. 1 tutam maydanoz var. Biraz kaşar peyniri kullanacağım. İç karışımı için baharatlarım var. Tuz, karabiber, birazcık da toz biber koyacağım. Toz biberi üzerine de serpiştirebilirim. Sos için gerekli malzemelerimiz 2 adet yumurta, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı da sıvı yağ. Çay bardağı ölçüm 100 mg. Ayrıca bu böreğimiz için 4 adet de yufka kullanacağım. Önce böreğimizin sosunu hazırlayalım. Bunun için şöyle hemen kabımı alıyorum. Hemen 2 adet yumurtayı karıştırma kabına kırıyorum. Bir çay bardağı yoğurdu ekliyorum. Bir çay bardağı sıvı yağı da ekliyorum. Ve böreğimin sosunu karıştırıyorum. Böreğimizin sosu hazır arkadaşlar. Patateslerimi karıştırma kabına alıyorum. Patates ezici yardımıyla patatesleri bir güzel eziyorum. Bir dilim beyaz peyniri de ekliyorum. Böyle beyaz peynirleri ezdiriyorum. Karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığından biraz daha fazla tuz ve bir çay kaşığı kadar karabiberim var. Onları da ekliyorum. Bir tutam da maydanoz doğramıştım. Onu da ekliyorum patateslerin üzerine. Ve böreğimizin iç harcı hazır. Bir adet yufkayı seriyorum. Ve sermiş olduğum yufkanın üzerine hazırladığım sostan şöyle bolca döküyorum. Fırça yardımıyla sosu her tarafına yayıyorum yufkanın. Hemen diğer yufkamı da aynı şekilde seriyorum. Ve tekrar hazırlamış olduğum sostan ikinci yufkamın üzerine de koyuyorum. Şimdi hazırlamış olduğum patatesli karışımın yarısını yufkamın üzerine serpiştiriyorum arkadaşlar. Diğer yarısını da kalan iki yufka için kullanacağım. Peynirli ve patatesli karışımı yufkalarımın üzerine güzelce yerleştirdim. Birazcık da kaşar peyniri serpiştiriyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da toz biber serpiştiriyorum. Yufkalarımı kenarlardan içe doğru patlıyorum. Ve şimdi böreğimi şu ucundan başlayarak güzelce sarıyorum, rulo yapıyorum. Bu şekilde böreğimizi sardım. Şöyle 3 parmak kalınlığında dilimliyorum arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Böyle şahane bir börek oldu. İki
Adet yufkadan bu şekilde 11 tane börek oldu. Şimdi kalan 2 yufkamı da aynı şekilde hazırlayacağım. Fetesli, peynirli dilim böreklerimin tamamını hazırladım. Dilerseniz börekleri bu şekildeyken dondurucuya kaldırıp daha sonra istediğiniz zaman çıkartıp pişirebilirsiniz. Dilerseniz hemen pişirebilirsiniz. Ben böreklerimi şimdi pişireceğim. Hemen pişirme kağıdı sarmış olduğum tepsime yerleştireceğim. Üzerine yumurta sarısı ve susam serpiştirip önceden ısıttığım 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişireceğim. Dediğim gibi dilerseniz dondurucuya atıp daha sonra dilediğiniz zaman çıkartıp aynı şekilde üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpiştirerek pişirebilirsiniz. Burada bir adet yumurta sarısı ve bir yemek kaşığı zeytinyağım var. Bunları karıştırıyorum. Ve bu karışımı hazırlamış olduğum dilim böreklerimin üzerine sürüyorum. Yumurta sarısı sürdüğüm böreklerin üzerine susam serpiştiriyorum. Ve böreklerim fırına gitmeye hazırlar. Hemen şimdi önceden ısıttığım 180 derece fırında böreklerimin üzeri kızarana kadar pişireceğim. Ve böreklerimiz pişti. Çok güzel bir şekilde kızardı. Ne kadar nefis olduğu görüntüsünden bile belli. Çay sofralarınızda, gün sofralarınızda hiç düşünmeden deneyebileceğiniz şahane bir tarif arkadaşlar. Kaşarlar da biraz akmış şöyle. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başta da söylediğim gibi lütfen beğenilerinizi ve güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Yepyeni ve çok pratik tariflerle görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hemen şöyle servis tabağıma birkaç tane alalım. Yapılışı çok kolay, servisi çok şık, şahane bir börek tarifi. Arkadaş toplantılarınız için de bu nefis börekten hazırlayabilirsiniz. Hemen şöyle bir dilim kesiyorum ben.